Hayırlı olsun. Abi sen alıyorsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Rabbim hayırlısı nasip etsin. Amin. Buyur. Hepiniz hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Sefalar getirdiniz. Çok fazla girmedi. Sizi AK Parti ailesiyle beraber, başkanımız Adem Çarkın'la beraber görmek benim için bir onurdur. Çok teşekkür ederim. Hürmet ederim başkanım. Allah hakkından ayrısını nasip etsin. Sağ olun. Allah daim etsin. Sağ olasın. Yani diğer adaylarına farklı bak çiçek geldi ona göre. Başkanım. Bugün ailesiyle biz babadan dededen dostuz. Allah için adamlar her zaman nezaketlidir. Yine bugün de kendi nezaketini göstermiş oldu. Allah hayırlı uğurlu olsun. Başkanım çok teşekkür ederim. Tüm arkadaşlarım. Bugün tabii partimize yine kaliteli bir isim başvurdu. Gerçekten yıllardır karşımıza hizmet eden, aynı zamanda müteahhitlik yapan, kendisi de inşaat mühendisi ve gerçekten vatansever bir ailenin bir mensubu, Vargün ailesinin bir mensubu, değerli abim, dava arkadaşım ve bir dönem önce de benim il başkan yardımcılığımı yapan Bahattin Kaskansoy abimiz partimize bugün müracaat ediyor. Allah hayırlı uğurlu etsin. Bizi AK Parti'mizi güçlendiren şey böyle güçlü ailelerin, kaliteli ailelerin bir arada olması. Biz biliyoruz ki işte yıllardır hizmet edebilme şansını bu değerli ailelerin, bu değerli katılımcıların sayesinde yapıyoruz. Milletimizin sayesinde yapıyoruz. Bahattin Kaskansoy gibi bir değerin de bugün partimizden aday adaylığına başvurması önce benim şahsımda ve partim adına gayet memnun edici bir şeydir. İnşallah yılların verdiği tecrübeyi Allah'ın izniyle aday gösterilmesi durumunda şehrimizde göstereceğine inandığım bir aday adayıdır. Yine az önce arkadaşlara da ifade ettim. Her zaman ister aday olsun ister aday olmasın. Daha önce de aday adaylık durumu olmuştu. Hiçbir zaman duruşunu bozmadı. Yanımızda durdu. İnanıyorum ki o aday da olduğu takdirde de olmadığı takdirde de yine yanımızda duracağından da eminim. Az önce onu da ifade ediyorum. Kendisine baba dostu olarak hayırlı uğurlu olsun diyorum. Rabbim utandırmasın. Ben memnunum. Allah'a hamdolsun. Gerçekten çok kaliteli isimler bize müracaat ediyor. İnşallah biz AK Parti'mizde Kars'ı şahlandırmaya devam edeceğiz. Ben bir ifadede bulundum. Şimdi şu anda iktidar AK Parti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan devlet başkanımız ve Allah'ın izniyle 2023'e kadar devletimize başkanlık yapacak. Dolayısıyla hükümette de başkanlık yapıyor. İktidar partisiyiz. Bakın ben bir önceki konuşmamda da şunu ifade etmiştim. Arkadaşlar Kars'ı muhalefet tuzağına çekmek isteyenler var. Sakın muhalefet tuzağına düşmeyelim. Muhalefette hiçbir şey yok. Kars'a katılacak hiçbir şey yok. Örneğini de gördük. Şimdi seçilene kadar efendim ben şunu yapacağım, ben bunu yapacağım, ben şunu yapacağım. Seçildiği kazara seçildiği günde ben yapacak bir şeyim yok. Hükümet bizde değil ki. O zaman Kars cezalandırılmış oluyor. O zaman biz Kars halkı olarak Allah'ın izniyle AK Parti'nin yanında duracağız. Ve AK Parti'nin getirdiği adayı da Allah'ın izniyle 30 Mart'ta Kars Belediyesi'ne oturtturacağız diyorum. İnşallah, inşallah. Hayırlı olsun. İnşallah. Öncelikle bugünün 10 Kasım olması münasebetiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 80. ölüm yıl dönümü nedeniyle kendisini saygı ve rahmetle anıyorum. Sayın Başkanım, kıymetli hazırım ve değerli basın mensupları, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçiminde Kars Belediye Başkanlığı aday adaylığı müracaatımı şu anda yapmış bulunmaktayım. Sizleri katılımınızdan dolayı kalbi duygularımla selamlıyor, hoş geldiniz diyorum.
AK Parti'de hizmet bir bayrak yarışıdır. Bayrağı devralan halka hizmet etmeye devam eder. Biz de bu kutlu davada Kars ilimize hizmet için göreve talibiz. Sayın Cumhurbaşkanımız demokrasi, hizmet ve kalkınma yerelde başlar sözü yerel yönetimin rolünü en iyi şekilde ifade etmektedir. Bu kentin sorunlarını bilen, sokağının tozunu yutan, çamurunu çiğneyen, soğuğuyla yoğrulan, bir kardeşiniz olarak daha iyi projeler üreten, modern, estetik, sosyal belediyecilik anlayışı içinde yaşanabilir bir kent inşa etme yolunda hizmet etmeye talibiz. İnşallah. Rabbim nasip ederse Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Bakanımız Ahmet Aslan, Sayın Tarım Komisyon Başkanımız Yunus Kılıç, Sayın İl Başkanımız Adem Çalkın Bey ve teşkilatının teveccühüyle bu görev bize verilirse bir gönül adamı olarak, bir kardeşiniz olarak karşınıza hizmet etmeye ve kenti sizlerle beraber yönetmeye talibiz ve hazırız. Ben sözlerimi çok uzatmayacağım. Epey bir süredir bekliyorsunuz. Sizi çok bekletmeyeyim bu soğukta. Sayın Başkanım ve kıymetli hazırım. Beni sabırla dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun. Evet. Bir arkadaşlar baksın da. Ben seni çekmiş. Vereceğiz de bir dakika. Basın mensuplarına vereceğiz ya. Sadece basın mensuplarına. Başkan sevgi çiçeklerini dağıtıyor. Farklı bir renk oldu ama olsun başkan. Bak o da sana ne kadar şey. Evet. Sana biraz daha barış şeyi zaten. Başka kaldı mı gazeteci? Bülent Bey kaldı. Şeye vermediniz başkanım. Kime vermem? Bülent burada mı? Buyurun Bülent Bey. Başka kimse kaldı mı basın? Basın mensubu kimse kaldı mı? Yok. Fatih Başkanım. Gitti galiba. Başkan sen de işte. Ben mi atıyorum? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı olsun. Evet. Başkanım. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Alındı belgesi. Hı? Belgesi. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Amin. Başkanım.